TV41 ekranlarından herkese merhaba, hayırlı akşamlar. Ekonomi Kulübü'ne hoş geldiniz. Haftanın yayın konuğum her zamanki gibi eski İstanbul Defterdarım, eski İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, yine Kocaeli Eski Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Yeminli Mali Müşavir Şükrü Dilaver. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İnşallah üstadım. Geçen hafta programımızdan sonra, cumartesi günü için biliyorsunuz ki Sayın Maliye ve Hazine Bakanı Nebati'nin bir toplantısı olacaktı. Ondan öncelikle Cumhurbaşkanı'nda bir son görüşme yapıp ertesi günü de Bakan Sayın Nebati paketi açıkladı. Pakette başlıklara baktığımızda öncelikle 20 Aralık'ta itibaren Sayın Cumhurbaşkanı hızlı bir şekilde programa aldığı kur korumalı mevduat hesabından sonra altının ekonomiye nasıl kazandırılması, onun haricinde 60 milyar liralık 3 yeni destek paketinin açıklanması, daha sonra yatırım destek paketinin özelliklerini, KOBİ'lere ve büyük firmalara verilecek olan kredi miktarları, tedbirlerin kredi kullanılmasındaki alınan zorunlulukların değerlendirilmesi, yani insanlara bununla ilgili kredi kullanımında zorluk çıkartmak değil, kullanılan kredilerin gerekli yerlerde harcanabilmesi. Onun haricinde enflasyonla ilgili mücadelemize devamdı. Bir de en önemli nokta temel gıda ürünlerindeki KDV'lerin düşürülmesiydi. Şimdi başlıklara baktığımız zaman değerli üstadım, biliyorsunuz ki altın ekonomiye nasıl kazandırılır? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın koruma mevduatıyla ilgili ekonomiye kazanılması gereken ikinci ayağımızda altının olduğu, yani yastık altında halkın kullanmakta, kullanmamakta olduğu altını ekonomiye nasıl kazandırılır? Bunu ticarette nasıl dönüştürülür ve bu paranın yastık altına değil de ekonomide olmasını talep ettiler. Bu arada Sayın Bakan bununla ilgili gerekli olan açıklamaları yaptı. Bu açıklamalarda da bu paranın ekonomiye nasıl kazandırılacağını dile getirdi. İşte kuyumcular vasıtasıyla her ilde bir kuyumcu, daha sonra bu kuyumcuların sayısının 500'e çıkartılarak gerekli olan işlemlerin bunun elinde toplanarak karşılığındaki verilecek olan belgeyle birlikte bu altının ekonomiye kazandırılmasını gündeme getirmişlerdi. Bunun yanında tabii ki sadece bu paraların ekonomiye kazandırılmasıyla değil, bunun haricinde ülkemizde işte ithalatını, ihracatını, üretimini yapan tüm firmalarımıza da gerekli olan mevduat açısından kredinin sağlanmasıydı. Bu kredide de yaklaşık 60 milyar liralık bir rakam gündeme getirildi. Ve bu destek paketinde özellikle ve özellikle küçük KOBİ'lere yatırım desteğinde 25 milyon, büyük firmalara da 100 milyon civarı, milyar bir kredinin sağlanmasını gündeme getirdiler. Bunların da verilen kredilerinde kesinlikle takipçisi olacaklarını, amaç kesinlikle bu kredilerin zorluk çıkartmak değil, daha evvelden verilen kredilerin bir kısmı farklı bir yatırım, yani kişinin tüketim anlamında krediyi kullanması, diğer bir yanda da farklı yerlerde harcamasına sebebiyet verilmişti. Fakat bu sefer bu krediyi verdikleri zaman takipçisi olacaklarını ve bunun ekonomiye kazandırılmasını, ihracatçının, ithalatçının ve yatırımcının, üretimcinin hep bir şekilde kullanmasını gerektiğini dile getirdiler. Enflasyonla ilgili mücadelede de biliyorsunuz üstadım, tedbirleri hep beraber alınıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyonu gerçekten son zamanlarda çok yüksek seyretti. Ama bunun da burada olumlu neticelerini gösteriyor. Evet, evet. 12 nolu slaytımıza bir de bakalım. Burada da yabancı yatırımcıların swap pozisyonları var. Bakalım burada ne durumda? Yerlerde sürünüyoruz maalesef, evet. Burada. Evet. Tabii 1.1 milyar dolar tarihi diplere kadar gelmiştik. Şimdi buradan hafif bir toparlanma olmuş. Sevgili Faruk, şöyle bir bakalım nereden nereye gelmişiz. Bakın Eylül başı. Evet. Işte. Eylül başında baktığımız zaman bizim 4 Şubat haftasına kadar 12.7 milyar dolar çıkış olmuş sevgili Faruk. Ciddi bir rakam yani bu. Geçen hafta haftalık ve uzun vadedeki swap pozisyonunda da 2.6 milyar dolarlık bir gerileme, evet, söz konusu olmuş. Evet, bir de kamunun borçlarına bakalım o ne durumda. 14 nolu slaytımızda da kamu borçlanmalarını
görelim. Bakalım orta, uzun vadede sabit faizli, değişken faizli nedir? Türk lirası veya döviz cinsinden. Evet, 2020 ve 2021'i mukayese edersek toplam borçlanmamızın %47.6'sı sabit faizli, %52.4'ü de değişken faizli. TL cinsinden olanı %71.5, döviz cinsinden olan da %28.5. Evet, 15 nolu slide bize aslında toplam borç stoku içindeki döviz cinsi borcumuzun durumunu gösteriyor. Maalesef sevgili Faruk, bak 2003 yani, yılından ta 2010 yılına kadar neredeyse dibe vuran, oldukça düşürdüğümüz döviz cinsi borçlanmamız maalesef tekrar yükselmeye başladı ve %65'leri geçti toplam borç stoku içindeki oranı. Aslında bu bizim hiç de istemediğimiz bir şey. Bunu da belirtmiş olalım. Bu sene ne oluyor? Bu sene de şöyle, ilk 3 ay için borçlanmada döviz cinsi ihracata yeri verilmemiş iç borçlanmada. Ama şu var, sukuk ihracı yapıldı bildiğim kadarıyla dün. Haziran, daha doğrusu ilk yurt dışı ihracında 5 yıllık dolar cinsi sukukta 3 milyar dolarlık, ki 11 milyar dolarlık bir talep gelmişti ona. Evet. Maalesef geçen seneye göre faizi 7'leri geçti. Tabii onun da nedeni şu sevgili Faruk, şimdi CDS'lerin yükselirse, risk birimin yükselirse otomatikmen de tabii buralarda vermiş olduğum faiz de yukarıya doğru gidiyor. Yani Amerika'nın 0.25 verdiği yerde siz onun kaç katı faiz verme durumuyla karşılaşıyorsunuz. Maalesef böyle bir durumla karşıyayız. Evet üstadım. İç borç stokumuza, bankalara göre dağılımına geçmeden yönetmenimizden diyorlar ki reklamlara girelim. Şimdi reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borçlanmanın haricinde dış borçlanma. Biliyorsunuz Şubat 2022 Türkiye'nin iyi bir dış borç ödemesi olacak. Birazdan da zaten bunu slaytlarla, bu ne kadar bir rakam, nasıl bir gerçekleşme. Buyurun üstelik. Evet. Değerli yönetmen arkadaşımızdan 18 nolu slaytı vermesini rica edersek, orada zaten değerli izleyenler de net görecekler. Şimdi sevgili Faruk, geçen haftada dile getirmiştik biz. Şubat, Mart ve Eylül ayları bayağı önemli. Şubat, Mart ve Eylül ayları en yoğun ödemeler. Dış borç geri ödeme projeksiyonunda en yoğun aylar. İşte Şubat ayında 2 milyar 711 milyon, Mart ayında 2 milyar 575 milyon ve en yükseği de Eylül ayında olacak. 3 milyar 184 milyon bir meblağ. O nedenle değerli izleyenlere de en azından bu aylara dikkat etmelerini önerelim. Evet. Bir sonraki slaytımız, bir de borsaya bakalım sevgili Faruk. Evet, durumda 20 nolu slaytı yönetmen arkadaşımızdan rica edersek orada da göreceğiz. Evet, borsa aslında sevgili Faruk 2 ile 2.05 arasında gidiyor geliyor bu ara. Geri iniyor, 12'nin 2'nin altına iniyor. Hemen toparlıyor kendini ama yukarıya doğru da atamıyor. Şu anda gördüğümüz genel tablo bu. Evet, bir de şimdi sevgili Faruk 21 nolu slaytımızda şunu görelim bakalım. Yurt dışı yerleşik olan kişiler, yani yabancılar hisse senedi stoğunun ne kadarına sahip? Devlet iş borçlanma senedi stoğunun ne kadarına sahip? Evet, orada gördüğümüz üzere aşağı yukarı sevgili Faruk gördüğüm ciddi rakamda bunlarda gerilemeler var. Evet üstad. Net görüyorsun, işte 32 milyar doların üzerindeki bir hisse senedi stoğu nasıl aşağıya doğru inmiş. Aynı şekilde yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetleri de 17 milyar dolar civarından yine neredeyse 2 milyar dolarlara falan inmiş. 22 nolu slaytımızda da
değerli yönetmenimizden gene rica edelim. Bunun oransal olarak nerelere gelmiş onu görüyoruz. Evet, yabancı yatırımcının hisse senedi payı 2021'in Aralık ayında %40.6'ymış sevgili Faruk. Evet. Işte. Şimdi 39.6'ymış bu rakam. Evet. Yabancı yatırımında yatırımcı devlet iç borçlanma senetlerindeki payı da %3.10'da altından 3.10'da 4'lere doğru gelmiş. Evet. Bir sonraki slaytımız şimdi az önce söylemiş olduğumuz husus sevgili Faruk. 24 nolu slayt. Evet, biz yatırımlardan ne kazandık? 1000 liramızı yatırdık. Evet, yatırdığımız zaman ne kazandık? Gördüğünüz üzere çok borsada az dolar ve euro da kazandık. Dolarda, euro i̇şte sevgili Faruk, sorun da biraz burada. Şimdi yatırımcı böyle bir şeye çok alışkın değil. Yani kaç haftadır, değil mi? Biz burada bu verileri veriyoruz. Bu verileri vermemize rağmen çıkan tablo genelde çoğu sabit veya çok az kaybettiriyor. Kazancınız çok az. Fazla değil, çok az. Yani dolayısıyla oturup da şu anda şuna yatırım yapsam ciddi kazanırdım dediğim bir enstrüman yok gibi bir şey. Yok, evet. Gene en iyisi kur korumalı mevduat. Türk lirası evet. Mevduat sistemi, onu da izleyicilere aktarmış olalım. Evet. Konuta gelelim. Konut fiyat endeksimiz valla ok gibi yukarıya doğru çıkıyor. Evet. 25 nolu slaytımızı görürsek orada da konut fiyat endeksinin 2017'yi 100 baz alırsak ne durumda? Gördüğün gibi yukarıya doğru çıktı. Niçin böyle? Sevgili Faruk, bu dünyada da böyledir. Genel sistem şudur. Bir ülkede eğer mevduatınıza yeterli faizi alamazsanız, aynı şekilde dövizden yeterli derecede kur farkından dolayı bir gelir elde edemezseniz, burada bir alternatif olarak karşınıza çıkacak şey nedir? Gayrimenkul. Evet. Gayrimenkule yönelim olur. Yani millet Dağtaş'taki arsaya bile yatırım yaptı son haftalarda. O nedenle konut fiyatlarında da aynı şekilde ciddi bir artış oldu. Gerçeği görmek lazım. Ha, bunun başka etkileri de var. Niye? Daha doğrusu nedeni var. O da şu. Gerçekten hem arsa metrekare maliyetleri arttı hem de inşaat maliyetleri çok arttı. Yani geçen sene 3 liraya 4 liraya alınan demir 11-12 lira olmuş. Evet. Belki daha fazla arttı, bilmiyorum. Son aklımda kalan rakamlar. Eşim de mimar olduğu için hani ben bir de inşaat maliyetlerinde gözlemleme şansım var. Gerçekten bazı mallarda 3-4 kat fiyat artışları oldu. Tabii ki bu da otomatikmen fiyatlara yansıyor. Evet, onu da görmek lazım. Evet. Devam edelim. 27 nolu slaytımızda elektrik tüketiminde 30 günlük ortalamanın değişimini, yıllık değişimini görüyoruz. Şimdi buna niye bakıyoruz biliyor musunuz sevgili Farukcuğum? Nedeni şu. Elektrik tüketimi arttığı zaman aslında ülkede sanayi çalışıyor demektir. Doğru mu? Doğru. Heh. Dikkat edersen biraz aşağıya gelmiş o birinci, ikinci ay. Çok az olsa onun nedeni işte o elektrik kesintileri. Evet. Onun yarattığı bir kayıp. O da tabii sanayiye, sanayi üretimine sirayet etti. Evet, ama biraz aşağıya geldik. Evet, ama biz tekrar bunun yukarıya doğru döneceğini düşünüyorum. En azından şu anki veriler öyle. Evet, bir de perakende satış endeksine bakalım. 29 nolu slaytımızda. Bakalım perakende satışlarımız ne durumda? Yılın son ayında güç kaybetmiş. Yaklaşık %15,5'luk bir artış ama önceki aya göre ancak %2.7'ye tekabül ediyor. Evet. Zaten tüketici güveninin endeksi de zannedersem bugün yayınlandı. O da çok şey değil sevgili Faruk. İyi değil. İyi değil. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet sevgili Faruk, ekonomiye ilişkin olarak benim bu hafta kısaca söyleyeceğim şeyler bunlar. İstersen genel olarak bir değerlendirme de yapayım. Buyurun üstadım. Evet, şimdi sevgili Faruk, şöyle bakmak lazım olaya. Biz Eylül ayından sonra farklı bir sistem uyguluyoruz. Nedir bu sistem? Alışık olduğumuz klasik, neoklasik ekonomi mantığında ne vardır? Eğer ekonomide bir enflasyonu süreç görürseniz
faiz oranını artırırsınız. Doğru mu? Evet. Az önce söyledik. Ama biz böyle bir politika uygulamadık. Dünyada eksi faizleri de görüp ne dedik biz? Tabii 4 aydır bu konunun üzerinde duruyoruz. O da şu. Biz büyümek istiyoruz. Büyümek için üretim yapmanız lazım. Yani fabrikalarınız çalışacak, istihdam yaratacaksınız. Amaç ne burada? Amaç şu. Şimdi bir gerçeği kabul edelim. Şu anda biz insanların döviz mevduatlarını bile Merkez Bankası'na almaya çalışıyoruz. Doğru mu? Evet. Demek ki döviz önemli bizim için. Niye önemli? Dünya alıştığı para bolluğundan yavaş yavaş terse dönmeye başlayacak. Evet. Biz de ona bir hazırlık yaptık. Ne dedik? Dedik ki Çin dünyaya ucuz mal ve hizmet sunma olayından bu dönem sıyrıldı. Öyle bir şey yapmıyor. Niye? Orada da elektrik kesintisi var, orada da tedarik zincirlerinde problem var. Ve sıfır Covid vakası diye bir şeyle de gündeme geldiler ve farklı bir strateji uygulamaya başladılar. Ama dünyada ham madde fiyatlarının uygun fiyatta olmasını sağlayan Çin bunu sağlayamamaya başladı. Dolayısıyla bize aslında bir alternatif de yarattı o. Niye? Avrupa'ya en yakın ülkelerden biriyiz. Yani çok ciddi evet. bir stratejik önemimiz var. O zaman biz burada devreye gireriz dedik. Ve yeni bir şablon ortaya evet. koyduk. Dedik ki ya faiz artırana kadar, çünkü bir denedik onu aslında biz Sayın Naci Abal döneminde faizi arttırarak belli bir noktaya geldik. O Türkiye'ye aynı zamanda finans da çekti. Yani ülkemize yabancı kaynak da geldi. Ama nereye kadar? Ve ona bu ülke ne kadar katlanabilirdi? Çünkü o faiz artışının yaratacağı başka sonuçlar da olacak. Evet. O zaman biz politikayı şunun üzerine kurduk. Dedik ki madem böyle bir şey geliyor, o zaman biz şunu yapalım. Faizleri düşürelim. Faizleri düşüreceğin zaman bunun bir maliyeti olmayacak mı? Olacak. Olacak. Olmaması mümkün değil. Kaçınılmaz işte. Bir şey. Evet. Ne olacak maliyeti? Döviz kurun yukarı doğru gidecek. Gitti mi? Gitti. Gitti. Çok ciddi de yukarı doğru gitmeye devam etti. Spekülatif ataklar da oluyor aynı zamanda. Bu tür şeylerde. Ona önlem olarak ne düşündük? Dedik ki o zaman kur korumalı mevduat sistemi ve günlük tedbirler. Şimdi başarılı oldu mu? En azından şu anda dövizi durdurdu. Yani evet. o açıdan bu kısa vadeli olarak evet. Ama ben orta ve uzun vadede böyle bir politikanın uygulamasının çok çok daha ciddi maliyeti olacağını düşündüğüm için ama şu anda en azından biz döviz kurundaki yükselmeyi bununla beraber önlemiş olduk. Çünkü yurt dışından Türkiye'ye o yönde bir spekülatif atak da gelemiyor şu anda. Çünkü gelen kaybediyor. Yani faizleriniz böyle olduğu müddetçe kimse getirip de size öyle bir parasını Türkiye'de Türk lirasına çevirip sonuçta devlet tahvili hazine bonosuna yatırmaz. Yani kaybediyor çünkü bu sistem. Biz şu anda bununla beraber yola çıktık. Bu ne yarattı? Ne amaçladık burada biz? Şunu amaçladık. İhracatım artsın. İhracatım artarsa döviz gelirim artar. Cari açığı kapatırım. Cari açığı kapattığım zaman da ben döviz kuru yerinde kalıp veya düşeceği için enflasyonu frenlerim. Şimdi yani model bunun üzerine kurulu. Burada başka bir makro tedbir işte maliye politikası, para politikasında başka bir bizim anladığımız daha önce neoklasik mantıkla işte şu tedbirler alınacak dediğimiz hiçbir tedbir yok. Bunlarla gidiyoruz biz şu anda. Bu başarılı olabilir mi? Şimdi sevgili Faruk, geçen programda beraber konuştuk. Hiç hata yapmamak lazım. Hiç. Çünkü şu anda hiçbir kitapta bu yok. Yok. Yani bizim aldığımız hiçbir eğitimde bu yok. Hay, olabilir mi? Niçin olmasın? Yani olmaz diye bir şey de yok. Yani onu da söyleyeyim. Şu anda muhtemelen kurgulanmış. Yani bugün Merkez Bankası'nın çok iyi uzmanları var. Hazine Maliye Bakanlığı'nda çok iyi uzmanlar var. Sonuçta onların kurguladığı bir model gidiyor diye düşünüyoruz. Yani
Burada amaçladığımız neydi? Bir daha söylüyorum. Cari açığı kapatmak. Şimdi orada başarılı mıyız? İhracatımız arttı. Art. Doğru. Ama ithalatımız hala çok artıyor. Ha, bir iki ayı biz Aralık ve Ocak ayını çok dikkate almayalım diyoruz. Orada çünkü o kur ataklarının yarattığı maliyetler oldu. İnsanların ön alma gidip hemen işte yarı mamul veya ham madde stoklama ihtiyacı oldu. Onun yarattığı bir ithalat artışı olmuş olabilir. Bilemiyorum. Şimdi onu bundan sonraki aylarda göreceğiz. Ama ben Mayıs-Haziran aylarına kadar cari açıkta ciddi bir daralma yapıp belki fazlaya dönemesek bile onu dengeleyebilirsek ben büyük bir başarı olacağını düşünüyorum. Model özünde bunun üzerine kurulu. Bu eksenle gidiyor. Ha, burada bazı ataklar da olacak, onu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED tutar da faizleri beklentinden daha fazla arttırırsa dünyada ne gibi gelişmeler olur? Bakın bunlar bizim dışımızda. Enerji fiyatları dünyada ne olur? Ham madde fiyatları ne olur? Ben bugün tablo getirecektim. Getiremedim. Gelecek hafta onları getireceğim. Ya Amerika'da ham maddelerin, yarı mamullerin fiyat artışlarını göstermişler. Korkunç yani bazı şeyler. Avrupa'da keza öyle. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ne bileyim işte elektrik fiyatları, bazı ham maddelerin fiyatları gerçekten çok arttı. Dedim ya, dünyanın alıştığı bir Çin vardı. Ucuz getirilir, işte onlar işlenir, edilir, sonuçta bir mamul ortaya konulur. Tabii buralarda kopmalar oldu. Bir de sevgili Faruk, bakın şimdi bir şeyi görmemezlikten gelmemek lazım. Yani bu ülke hepimizin, sonuçta hata yapılır, ekonomide eksik yapılır, o da eleştirilir tabii, eleştirilecek de. Ama bir Covid sürecinden de geçti dünya. Ve çoğu ülke bunu kendi vatandaşlarına, çoğu demeyelim de güçlü olan ülkeler vatandaşlarına bunu aksettirmemek için yeri geldi hiç çalışmadan o insanlara para verdiler. Evet, ve bütçeler inanılmaz açıldı. Şimdi bazı ülkelerde bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı veya milli gelirden %11'lere 12'leri falan geçti. Ya çok ciddi rakamlar bunlar. Biz hala 2.8'lerdeyiz. Yani Maastricht kriterini tutturuyoruz hala ya. Yani. Evet. Ha bu sene olmayacak o da. Bu sene belli yani, o en az 2-3 katına çıkar. Ama gelinen nokta böyle olunca herkes kendi sahip olduğu ve dışarıda karşılaştırmalı üstünlüğü yüksek olan mamullerin fiyatlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Ki o açığı kapatsın. Şimdi, evet. Öyle olunca da tabii mal ve hizmet fiyatları, bir de talebin yarattığı korkunç bir fiyat artışı da oldu. Yani bir sene insanlar doğru dürüst tüketememişler. Dışarıya çıktılar. Daha çok hayata katılmaya başladılar. O ertelemiş oldukları tüketimler bir anda devreye girdi. Yeni araba almak istiyor ama araba üretiminde sorun var. İşte çip krizi var. Veya farklı bir televizyon almak istiyor, büyük televizyon veya başka bir şey almak istiyor. Ama dışarıya çıktığı zaman orada tedariklerde sorun olduğu için belki o talebe yetişmekte zorlanılıyor veya talep arzdan daha fazla olduğu için fiyatlar yükselmeye başlıyor. Yani arzla talep arasındaki o dengeyi, şey koptu. Koptu. Denge koptu daha doğrusu. Ha, o dengeyi tekrar denge noktasına getirmek lazım. Bu vakit alacak. Yani bunu kabul edeceğiz. Evet, zaman. Ha, o nedenle şimdi bu tür zamanlarda sevgili Faruk yapılacak olan şudur. Bakın bu işte en büyük zararı ücretli, sabit gelirli ve gelir dağılımında en alt noktadaki insanlar çekiyor. En büyük zararı onlar görüyor. O insanları her yönüyle korumak lazım. Yani elektrik tüketimi yönüyle de korumak lazım. Ne bileyim işte hayat pahalılığına karşı da korumak lazım. Asgari ücret yönünden de korumak lazım. Çünkü bu toplumda hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla da o insanlar tabii ki hissedecek. Hepimiz hissedeceğiz bunu. Ama yani, onlar daha fazla hissedecekler. Tabii ki. Işte. Ama bir gerçeği de görelim. Bir daha söylüyorum. Eylül ayında yapılan o dönüşüm çok büyük bir maliyet de bize getirdi. Enflasyon. Evet. Ve
dünyada olan o enflasyon da geldi üstümüze, bir onu da söyleyelim. Yani yurt dışında artan o fiyatlar bize yarı mamul ve oradan ham maddenin mamul hale getirilmesiyle geldiği gibi, bir de döviz kurundaki o artıştan dolayı gelen bir maliyet oldu. Var. Şimdi o zaten üfe ile tüfe arasındaki fark oldu. Işte. Sonuçta bunlar birbirine yaklaşacak bundan sonra. Yani bu şu demektir. Biz enflasyonu daha epeyce bir süre hayatımızda göreceğiz. Öyle tek haneli enflasyonu öyle bir yılda falan biz inemeyiz. Yani mümkün. Öyle bir ben şey. Benim gördüğüm o mümkün de değil de. Evet, mümkün bunu yaşayacağız. Önemli olan şimdi insanları koruyabilmek. Bunun bir faturasının olacağı kesin. O faturayı sadece en alttaki kesime veya en alta yakın olan kesime çektirmek hata olur. Dolayısıyla bu faturayı daha dengeli, gelir dağılımı zaten bozuk olan bir ülkede daha da bozmadan bunu, belki varsıl kesimden yoksul kesime bir kısım kaynak aktarımı yaparak, işte orada maliye politikalarını belki devreye sokarak bu işi önlemek gerekir sevgili Faruk. Ben yapılanı baştan beri faiz oranının eskisi gibi yükseltilerek gidilmesini savunanlardan değilim. Hiç olmadı. Ben de değilim. Hala değilim. Gene ben yapılanın doğru olduğuna inanıyorum. Dünyada şu anda 130'a yakın ülke eksi faiz oranıyla yürüyor. Tamam, bizim kadar çok ciddi açık da yok, onu da söyleyeyim. Evet. Ama biz eğer bu politikayı uygularsak o açıklık kapanır sevgili Faruk. Bir yerlerde o gene dengelenir. Biz ondan sonra normal alıştığımız belki para politikasını uygulamaya devam edebiliriz. Zamanı nedir bilemem. Sonra bu başarılı olabilecek mi onu da bilmiyorum. Zaman gösterecek. Yani tabii ki bilemiyorum. İhracatçımıza bağlı. İhracatımızın seyrine bağlı. Ama bir gerçeği de görelim. Biz şu anda pahalı alıp ucuz satan bir ülke konumuna geldik maalesef. Evet. Şimdi bunları da hani görmemezlikten gelmeyelim. O nedenle orada da en önem vereceğimiz hususlardan biri gerçekten değeri yüksek olabilecek malları üretebilmek. Maalesef o tür mal üretmede de zorluk yaşıyoruz biz. Yani teknolojik mallar üretebilmek. Daha onların oranları çok düşük ihracatımız içinde. Yani biz hala mendil, gömlek, tekstil malzemesi satıyoruz. Tek öyle değil tabii. Başka mallar da satıyoruz ama yani bizim o dönüşümü de orada yaşayabilmemiz lazım. İşte sevgili Faruk, bunların hepsinin de gelip dayandığı şey yapısal tedbirler. İşte hep deniyor ya, ne yapman lazım? Daha iyi eğitim vermen lazım. Daha eğitimli insanlar çalıştırabilmen lazım. Sanayide dönüşümü yaratmak lazım. İşte hukuk benzeri konularda reform yapıp yabancıların daha çok güven duyduğu, hukukuna inandığı, tabii gelip burada yatırım yapabileceği ortamlar yaratmak lazım. Bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Ama tabii şu anda yani bir gerçeği de görelim, onu da göz ardı etmeyelim. Türkiye aynı zamanda belki bir buçuk yıl içinde seçime de girecek bir ülke. Dolayısıyla onu da düşünerek belki karar alıcılar karar alıyorlar. O da önemli. Benim söyleyeceğim şu, bence biz ihracatın artışına odaklanıp, çünkü başka şansımız yok, biz döviz geliri elde etmek zorundayız. Bir taraftan da bu işte en çok zarar görecek kesimi de koruyacak tedbirleri alarak yolumuza devam edeceğiz ve orada başarılı olmaya çalışacağız. Eğer olamazsak da zaten iş farklı yerlere gider diye düşünüyorum. Daha sert tedbirler gelir bu sefer. Tabii onun insanların ekonomik hayatına yansımaları daha kötü olur diye düşünüyorum sevgili Faruk. Evet, benim burada kısa bir özetim bu olsun. Teşekkür ediyorum üstadım. Bu hafta yürürlüğe giren, Sayın Bakan'ın da açıkladığı geçen haftaki paketle birlikte mevzuat değişikliklerindeki düzenlemeler. Bunların ilki de biliyorsunuz üstad, KDV olan düzenlemeler. Evet. Ve KDV'de temel gıda maddelerinde %7'lik bir azalma. Evet. Yani %8'e gelecek olan bir indirimde %1'e satılarak yerine gelmesiydi. Fakat bu ne yazık ki bir türlü
reyonlarda, vitrinlere yansımadı üstad. Herkesin sıkıntısı. Bu vatandaş tarafından yansımadı. İşte satan tarafından da, bunun ticaretini yapan tarafından da işte %8 de aldıklarını ve %1 ile birdenbire bunu satamayacaklarını, bunun da daha henüz vitrinlere yansımayacağını dile getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun en kısa zamanda yansıtılmasını dile getirdi. Biz dedi size %7'lik bir indirim yapıyorsak, siz de lütfen rakamlarınızı %7'lik oranında indirim yapın. Ve bu indirimi de bu vatandaşa uygulayın dedi. Tabii sadece bu KDV oranı gıda maddelerinde kalmadı. Bununla ilgili şu anda inşaat konusunda tahmin ediyorum çalışmalar var. Şimdi biz bu KDV oranların düzenlenmelerine ilgili sizin düşüncelerinizi alalım üstadım. Evet, şimdi sevgili Faruk, aslında iki hafta bu konuya temas ettik biliyorsun. Evet. Neydi? KDV'nin sadeleştirilmesi konusunda ne düşünülüyor? Buna ilişkin bir çalışma var mı? Evet. Burada da hatırlarsan birinci sırada hep şunu dedik. Temel gıda maddelerindeki KDV oranının indirilmesi gerekir. Bu önemli. Zaten bütçeye yükü 25-30 milyar ki böyle devasa bir bütçede devede kulak bir rakam. Yani onu bir şekilde finanse edecek kaynak bulursun. Önemli bir düzenlemeydi. Ama bunun yanında sevgili Faruk, başka düzenlemeler de düşünülüyor. Çalışmaları devam ediyor. Tabii nasıl bir sonuç çıkar bilemiyorum onu. Hatırlarsan bir soru sormuştum. 150 metrekareye kadar konut teslimleri %1 bazen 8 duruma göre. Geçiyorsa evet, diye. Ama 150 metrekareye geçtiği zaman da %18 bir KDV oranıyla karşı karşıyayız. Ve tamamı üzerinden %18 alınıyor. Evet. Yani bu vergi de adalete uygun bir değil. Yöntem değil yani. Bunu... Onunla ilgili bugün uygulamalar var. Evet, şimdi benim anladığım maliye şöyle bir düşünceye sahip orada. Örneğin 180 metrekare mi ev? 150 metrekareye kadar olana %1, oradan sonra olana %18 alacak. Evet, reklamlardan peki, sonra devam edelim ondan Evet değerli üstadım, reklamlar öncesinde inşaat KDV oranlarını konuşuyorduk. Devam aldığımız yerden devam edelim. Buyurun üstadım. Şimdi baştan da belirttiğimiz gibi sevgili Faruk, burada KDV'de sadeleştirmeye yönelik olarak bazı maddeler değiştirilecek. Yani. Evet. Tabii. Ya bence önemli bir konu. Yıllardır dediğim gibi bazı maddeler kanayan yara. Ha, gerçek reform ne olur? Bu, biz vergiciler bunu sık sık konuşuruz kendi aramızda. İki konu gerçek anlamda reform olur. Bir, devreden KDV çok önemli sevgili Faruk. Bak şimdi, %8'den 1'e indirdik mi? Mesela bir örnek verelim. Ben diyelim %8'le mal alan bir firmayım. Bana devlet değişiklik yaptı KDV oranı, %1'le satıyorum. %7 benim sırtımda yük olarak kaldı mı? Devreden KDV. Ne yapacağım ben bunu? Teminat gösterebilir misiniz? Vallahi sevgili Faruk, bazen alıyorsun bazen alamıyorsun. Evet. 7 ciddi bir rakam. Evet. O zaman bak şu anda Türkiye'de bilemiyorum rakam ne derece doğru ama 200 ile 300 milyar lira arasında devreden KDV olduğu söyleniyor. Yani çok, çok ciddi çok bir ciddi hayır, rakam. Verme, iade de yapma. Diyelim ki orada hani denetim yapmak istersin, rakamın doğruluğunu ararsın ki katılırım. Gerçekten o rakamın hepsi doğru olmaz. Ama hiç olmasa adam bunu teminat olarak bir yere gösterebilsin. Bazı ihalelere girerken teminat olarak bunu sunabilsin. Veya buna belli bir süre biç. O süre içinde eğer bu indirim KDV'yi gideremezse ona yönelik başka tedbirler ortaya koy. O nedenle ben çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir bu. İki. Bir de grup şirketleri dediğimiz şirketler var. Evet. Bunların öyle oluyor ki 3 tanesi devreden KDV,
İki tanesi ödenecek KDV. Ya birbirlerinden masum etsinler. Sonuçta bunlar tek bir KDV beyannamesi de verebilirler. Yıllarca bu konu vergi konseyinde gündeme geldi, tartışıldı. Artıları, eksileri ortaya konuldu. Ama ne hikmetse bu konuya ilişkin olarak bir gelişme olmadı. Ama ben bundan sonraki süreçte bu ve buna benzer düzenlemeler yapılabileceğini düşünüyorum. En azından dediğim gibi iade yapmasam bile teminat olarak ya zaten teminatı vereceğin kamu kurumu. Bu KDV'yi aslında normalde nihai olarak mükellefe iade edecek olan da kamu kurumu. Evet. O zaman orada hepsini saymasam bile %10'unu, %20'sini teminat olarak kabul et. Ben bu konuda gelişme olacağını düşünüyorum. Evet, gelelim şimdi gıda maddelerindeki KDV oranına. Biz pazartesi günü TV41'de haberlere de bağlandım bu konuda. Çok kısa da olsa bir açıklama yaptık. Şimdi sevgili Faruk, biliyorsun katma değer vergisi mevzuatımızda listelerimiz var bizim. O listelerde işte bir sayılı liste var, iki sayılı liste var. Onlar da katma değer vergisi oranları farklı. Aynı zamanda bunların içinde bazen toptan perakende durumuna göre de farklı KDV oranı. Evet. Yani aynı malda bazen toptanında farklı KDV oranı, perakendesinde farklı KDV oranı belirleyebiliyoruz. Şimdi burada iki sayılı listedeki bazı maddelerde sayılı olan o malların katma değer vergileri bir sayılı listeye kaydırılmak suretiyle %1 KDV oranına getirdi. Mesela ekmek %1'di eskiden beri. Şimdi onun yanına ne getirdi mesela? İşte buğday, bulgur, yani bunları getirdi. Zeytin, peynir, süt, yoğurt, kırmızı et, balık vesaire gibi. Evet, kırmızı ette biliyorsun bir problem vardı, onu atlamışlar. Sonra Cumhurbaşkanı'nın düzeltme kararnamesiyle beraber onu da çözdüler. Neyse, şimdi gelinen olay şu. Ne oldu mesela? Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kestane, leblebi. Bunlar da toptan %1'di, parakende %8'di bunlar da. Şimdi her ikisini birleştirmek suretiyle %1 yaptı. Yani dolayısıyla toptan ve perakende ayrımını kaldırdı. Toptan da olsa %1, perakende de olsa %1. Başka nerede vardı? Mesela bunları gene sayalım. Ihlamur, kimyon, haşhaş, rezene tohumu, kayısı çekirdeği, şeker pancarı gibi bunlarda da toptan olduğu zaman %1, perakende olunca %8'di. Şimdi ikisi de %1 oldu. Evet. Yine bulgur, arpa, mısır, çavdar, pirinç, soya, kuru fasulye tarzı dayanıklı gıda maddesi diyeceğimiz paketli. Bunlarda da eskiden toptanı %1'di, perakendesi %8'di. Şimdi ikisini birden %1 katma değer vergisi oranına getirdi. Peki değişmeyenler oldu mu gıda maddesi? Evet oldu. ÖTV'ye tabi bazı gıda maddeler var. Neler onlar? Mesela kola, işte meyve suyu. Bunlar ÖTV'ye de tabi. Tabi, evet. Ha, onları da değiştirmediler. Yani onlar %8 olarak uygulamaya devam edecek. Bir de bunları hizmet olarak sunan yerler var. Sevgili Faruk, lokanta, kafeterya, işte başka neler oluyor orada, bir pakette servis yapan yerler, oralarda olayın içine hizmet de girdiği için %8 olarak devam edecek. Orada bazı tartışmalar oldu, işte yemek hizmeti verenlerde olur, orada da bir hizmet var sonuçta. Dolayısıyla orada genel, bence gene %8 uygulanacak, bunu belirtelim. Tabii bu şimdi yapılan düzenleme. Peki buna ne kadar riayet ediliyor? Evet, yani bu da önemli bir konu. Ben şimdi bunu zaten size soruyorum üstad. Yani gerçekten şimdi %7'lik bir indirim uygulamalarda, ekranlarda, vitrinlerde hiçbir şeyi görmüyoruz. Halihazırda bir de şu söyleniliyor. Alınan malı %8 aldık, bugün nasıl %1'le satalım? Satabilirsiniz bana göre. Niye? Nasıl satacaklar zaten sevgili Faruk. Yani sonuçta hayır, yasaların daha önünde kimse yok yani. Ben diyor %8 de aldım, nasıl %1'le satayım? Ya zaten bunu sattığın zaman siz orada %7'lik bir KDV devri yapmış olacaksınız ve ilerleyen günlerde de bunu tüketerek gideceksiniz. Hatta biliyorsun beklenti biz %7 yapıyoruz. Siz de %7 maliyetlerinizde
olmazsa yapabileceğiniz tasarrufları yaparak hiç olmazsa %14-15 bir indirim yapar. Buna bazıları uydu. Şu anda reklam olmasın diye biz onları söylemiyoruz. %25'e varan indirim yapan sevgili Faruk, bazı marketlerden bana mesaj geldi. Evet. Net gördüm. %25'e kadar indirim yapanlara, evet, ve onlara da buradan tebrik etmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Çünkü bu enflasyonla da mücadele. Evet. Bakın, enflasyon sepeti içinde en önemli girdi gıda maddeleri. Gıda tabii. %26'ya yakın bir oranda gıda maddeleri enflasyon sepetinde ağırlığı, evet, temsil ediyor. Bu da %10'luk. Evet, bu ne demek? %1,5 civarında bir enflasyonda indirim evet, olur. Eğer buna herkes riayet ederse, bakın, bu toplumun içinde birlikte yaşıyoruz. Devlet kural koyar ve denetler. Şimdi birazdan anlatacağım denetimine de. Ama bizim vatandaş olarak görevimiz de yasalara riayet etmektir. Evet, işte. Sonuçta devlet %7 ben indirdim diyorsa %7 bunu indireceksin. Yani bu polisiye zaman tedbirlerle bunu yapmak yanlış bir şey. Efendim ben bunu %8'de almıştım. %7'yi kim bana? Devlet oturur onun da çözümünü bulur. Ama biz bunu öyle hep kendimizi düşünerek ya %7 indirildi ama ben gene %1 yazar, o %7'ye göre evet hesap yanlış ama olur. Denetim çok büyük. Bakın, buna ilişkin yasalarımızda da maddeler var. Siz müsaade edersen onları buyurun da anlatayım. Üstadım, tabii ki. Ne yapıyorlar sevgili Faruk? Şimdi bir kere şunu görelim. Devlet buna ilişkin olarak adına enflasyon timi dendi. Evet. Yani bilemiyorum artık. Evet, yani sonuçta konulmuş bir isim. Ha, burada bir vergi müfettişi, bir gelir uzmanı belli iş yerlerine, daha çok burada önem verdikleri, ben not aldım onları, otomobil bayileri, toptan gıda maddesi satıcıları, toptan gübre satıcıları, buzdolabı, televizyon gibi dayanıklı tüketim malları satan yerler, toptan et satış işlemiyle uğraşan işletmeler, alkollü alkolsüz içecek bayileri, halı mobilya toptancıları, sera işletmeciliği yapanlar gibi veya temizlik malzemeleri üreticileri ve dağıtıcıları, bunlara yönelik olarak yine fiile envanter yapılıyor. Eski fiyatlar alınıyor. Şu anda ilgili çalışma var. Tabii o çalışma evet, başladı ve devam ediyor. Evet, ki işte devletin şu anda elinde yanlış hatırlamıyorsam 8000'in üzerinde denetim elemanı var, vergi müfettişi. Onların yanına gelir uzmanları da veriliyor. Eğer bir yer değil de birden fazla işletmeniz varsa oraların hepsi gidilip sayılıyor. Evet. İşte 3 ay önceki, 6 ay önceki, 1 yıl önceki fiyatlarınız da alınıyor. Hatta biraz daha da ileri gidiliyor. Şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz yaz aylarında gündeme gelen, herkesin aklında kaldığı için söyleyeyim, vergi barışı diyeceğimiz, evet, matra artırımına yönelik yasayla birlikte aynı zamanda stok affına yönelik düzenlemeler de yapılmıştı. Ne denilmişti orada? İşletmende olduğu halde kayıtlarında olmayan malları da burada beyan edip belli bir tutarda katma değer vergisini ödeme kaydıyla bunları kayıtlarına alabilirsin demişti. Evet. Onların da kontrolü yapılıyor aslında. Hatırlarsan biz burada programda kafanıza göre sakın böyle bir işlem yapmayın. Evet. Yarın bir gün çok zor durumda kalabilirsiniz. Lütfen doğrudur. Belki almışsınız, belgeniz yok. Tabii. Evet. Devlet diyor ki madem öyle bir şey var, gel senin kayıtlarına almanı sağlayayım ben, ama onun katma değer vergisinin belli bir tutarını da öde bana. Evet. Ha, indirim hakkı da veririm sana diyor. Evet. Yani büyük gelişmeydi aslında o. Ama siz gidip de onu olmayan bir malını stoklara koymuşsan, bugün sayımda bu ortaya çıkma. Tabii ki fiili envanter o demek. Sonuçta bugün sayıya tespit eder, geriye doğru gider, mal alışlarına, satışlarına, dönem başı stoğuna bakar. Ortaya çıkacak tabloda çok ciddi sıkıntılar da yaşayabilirler mükellefler. Peki bu maliye ayağı, faturasız satma vesaire olursa zaten bizim yasalarımızda açık, biliyorsun onlara ilişkin hem vergi ziyaret cezalı evet, tarihat yapılabilir, hem özel usulsüzlük kesilebilir. Bu vergi yönünden. Bir de Ticaret Bakanlığı'nı ilgilendiren müeyyideleri var.
O da sevgili Faruk, 6585 sayılı bir kanun var. Parakende ticaretin düzenlenmesine dair yasa. O yasada şöyle bir hüküm var. Eğer diyor üretici, tedarikçi, parakende işletmeler bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş bir artış yaparlarsa, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerle tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunurlarsa diyor eğer, o zaman şunu yaparım diyor ben. Bir, eğer diyor fahiş fiyat uygulaması yaptıysa 10 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza keserim ona diyor. İki, eğer diyor tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyet, yani stoklarsan onu, evet, gibi, ben bunu tespit edersem eğer diyor, o zaman da buna aykırı harekette bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verebilirim diyor. Bunları uygulama yetkisi de haksız fiyat değerlendirme komisyonu kurulu diye bir kurul var. O oradan çıkıyor. Yani dolayısıyla bu yapılan çalışmalar sonucunda az önce söylediğim hususlar veya vergiyi ilgilendiren hususlara yönelik olumsuzlukla karşılaşılırsa hem vergi usul kanununa göre cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalırlar, hem de haksız fiyat, evet, değerlendirme kurulu tarafından verilebilecek, evet, cezalarla karşı karşıya kalabilirler. O nedenle buna herkesin riayet etmesi ve fiyatlarda %7'lik indirimi yapması lazım. Tabii ki sevgili Faruk, bu da sonuçta kısa vadeli bir çözümdür. Yani bugün indirirsin fiyatları ama yarın bir gün maliyetlerdeki artışlar ileriye dönük belki fiyat artışlarına sebebiyet verebilir. Ama tabii o bir olasılık. Yani şu anda ama yapılmış bir uygulama var. Bu uygulamaya hepimizin riayet etmesi lazım. Gerekiyor, evet. Evet. Evet, gıda da tabii aslında çok önlem alındı sevgili Faruk. Bu az önce girişte de belirttin. Evet. Yani 14, evet, 14'e yakın. Söyleyebilir misiniz? Evet, onları konuşalım aklımda, sevgili, evet, Faruk. Aslında Ali Ekber Yıldırım diye Dünya Gazetesi'nde özellikle tarım konusunda yazı yazan uzman bir gazeteci var. Çok da severim ben yani olaylara yaklaşımı, çözüm önerileri. Oturmuş bunları hiç üşenmemiş, tek tek sıralamış. Yani yaklaşık 3-4 yıldır özellikle gıdadaki bu fiyat artışlarını önlemeye yönelik olarak ne tür tedbirler alındı diye. Şöyle bir kısaca bunları ben de başlık başlık atlayalım. Şimdi mesela sevgili Faruk, aslında ciddi gıdada ithalatımız var bizim. Şimdi bunu yatsımayalım. Yani Türkiye'de bazı gıda maddelerinin fiyatlarının arttığı zaman onları engellemek için yeri gelip, evet, gümrük vergilerini sıfırlayıp İthal ucuz ediyoruz. Bulduğumuz yerler onları ithal ediyoruz. Mesela Rusya. Rusya'nın en çok gıda maddesi ihraç ettiği ülke Türkiye, biliyor musun? Evet. Ve en çok aldığımız şey de ne? Buğday. Buğday alıyoruz. Ne kadar, aha, rakamını da söyleyeyim. 4.3 milyar dolar. Çok ciddi, çok bir ciddi bir rakam, evet. Yani daha bunun yanında ne alıyormuşuz? Ham ayçiçek yağı alıyormuşuz mesela Rusya'dan. Demek ki ithalatımız çok artmış gıdada. Şimdi tabii özellikle döviz kurunun artması, biraz da bunların fiyatlarının artması, gıda fiyatları, evet, çok arttı çünkü dünyada. Yanlış hatırlamıyorsam %26'larda falan artış oranı, yani çok yüksek. Hem o fiyat artışı hem de döviz kurunun artışı. Bizde otomatikman tabii kullandığın önemli bir enstrümanı ya devre dışı bıraktı ya da direkt bize enflasyon olarak geldi. Bu bir. İki, ne oldu? Hal yasası çıkarıldı. Bir faydası oldu mu? Yok. Olmadı. Ne çıkarıldı? Gıda komitesi, fiyat istikrar komitesi kuruldu. O da yine bir sorun çok. Erken uyarı sistemi dedik, fiyatları artabileceğini artarsa düşündüğümüz, yani olabiliyor, kuraklık oluyor, bazı ürünlerde o yıl yeterince ürün alınamıyor. Onun bize bir yansıması mı oldu? Hayır. Yok. Başka,
Hatırlarsan 2018'di zannedersem Tanzim satış mağazaları kuruldu, evet. İşte satışları yapıldı, üreticiden tüketi, evet. Hatırlarsan ciddi kuyruklar olmuştu, evet. Patates, soğan, evet. Benzi. Onun da bir faydası yok. Olmadı. Onun arkasından depo baskınları yaptık, hani belki depoda stoklama, evet. Yapılıyor vesaire, evet. Diyor, onun da faydası olmadı. Başka, rekabet kurulunu devreye soktuk, acaba bu özellikle zincir marketler birbirleriyle anlaşıp fiyatlarda yükseltiliyor mu diye, onun da bir faydası yok. Baktık ki bazı mallar Türkiye'de tüketimlerine yetecek kadar üretimimiz var ama ihracat da yapıyoruz. O ihracattan dolayı Türkiye'de fiyatlar, evet. Artıyor. O zaman o ihracatı durduralım dedik. Onun da ciddi bir faydası olmadı. Bu sefer tarım kredi kooperatiflerinin marketlerini devreye soktuk. Ki yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bu sayı 1000'e yaklaştı, yani yanlış hatırlıyor da olabilirim. 1000'e yaklaşan tarım kredi kooperatifi marketlerinin de bir faydası olmadı bize. Modern teknolojik sera kuralım dedik. Süt de sabit, kırmızı ette de bir tavan fiyat, evet. Uygulayalım dedik. O da görmedik gene faydasını. Olmadı. Sözleşmeli üretim yapalım dedik sevgili Faruk. Yani üreticiyle anlaşalım, malını almayı taahhüt edelim, o da karşılığında üretim yapsın. Burada bir faydası olmadı. Enflasyon timleri kurduk şimdi. Ha, mobil uygulama gündeme getiriliyor. İşte mobil uygulamada girilip nerede en ucuz o mal bulunabilirse o alınacak şeklinde bir uygulama oluyor. KDV indirimi gündeme getirdik. Son 15. Evet, şimdi bunlara 14. baktığımız zaman nerede hata yapıyoruz sevgili Faruk? Şimdi sıra ona geliyor. Evet, şimdi onu aslında Ali Ekber Yıldırım yazısında o kadar güzel yazmış ki, hatayı nerede yapıyoruz biliyor musun? Biz sonuçla uğraşıyoruz sevgili Faruk. Niye ilke gitmiyoruz? Çok güzel. Şimdi sonuç ne? Sonuç, satış fiyatı niye yüksek diyoruz? Satış fiyatı niye yüksek biliyor musun? Önce üretiminin maliyetini düşür. Yani tarlada maliyeti düşürmeden satışta fiyatı düşüremezsin. Satış, niye tarlada maliyet yüksek? Bak sen aynı zamanda da üreticisin. Evet, onun cevabını da sen ver sevgili Faruk. Şimdi tohumdan tutun, mazottan tutun, evet. Gübreden tutun, İlaçlamadan tutun, efendime söyleyeyim, işçilikten tutun. Bütün mevzuatta hepsi yüksek üstad. Şimdi ben bu rakamlarla uğraşacağıma destekleme babında bir çiftçinin kullanabileceği mazot aslında çok yüksek bir rakam değil üstad. Buna teşvik yerine ben tamamını bedavaya veririm. Bu benim açımdan. Üretici olarak söylemiyorum. Ama bir işçilikte, üretim esnasındaki bir işçilikte oynayamam. Fakat gübrede işte %30 bir indirim söz konusu oldu. Bir çiftçinin kullanabileceği gübre çok yüksek rakamlar değil veya çuvallar değil üstadım. Bunun da tamamını verebilirim. Bir hükümet olarak. Bu taraftan farklı şeylerin rakamların yükselmesiyle uğraşırken buraya ayırdığım rakamları aslında buraya çekersem o rakamların tahmin ediyorum 1/4 rakamlarıyla ben bu işi üretim, yani tarlada çözersem, bu malı da alır tüketiciye kadar götürürsem, ben öyle tahmin ediyorum ki bu rakamların çok aşağılarda olabileceği. Şimdi elektrikte belki bunu yapamayabiliriz. Çünkü elektrik üretimimiz farklı ve biz arazide de elektriği de ciddi bir şekilde sulama pozisyonunda kullanıyoruz. Ama bir suda bunu yapabiliriz üstadım. Şimdi biraz katkı olsun. Ben de evet. Bu konuya İlişkin biraz açıklama yapayım sevgili Faruk. Bakın şimdi 2002 yılından bugüne aslında köyden kente çok ciddi bir göç oldu sevgili Faruk. Köylerimiz, yani köydeki nüfus büyük bir oranda şehre kaydı. Yani kötü bir şey değil bu. Ama arazi orada yapıyor üstad. Tabii. Şimdi sorun nerede? Sorun daha önce işlediğimiz, üretim aldığımız, verimli kullandığımız topraklar o verimde kullanılamıyor. Buna bir çözüm bulmamız gerekir, bir. İki, az önce söylediğin husus, mazotu, gübresi, diğer maliyete giren hususlar. Sevgili Faruk, yani bir örnek vereyim ben. Elektriği
köydeki adama çok daha ucuza ver ya, ne olur. Mesela seralarına uygun fiyatla ver veya mazot de ki her sene sana 10 litre, 20 litre, neyse yani ben bilemem tabii, o rakamları oturup hesaplamak lazım. O kadarını ÖTV'siz, KDV'siz veriyorum de. De yani, sonuçta orada maliyeti düşürecek tedbirleri alırsan bir sonuç yaradı. E ne oluyor şimdi? Onu yapmadın mı dönüyorsun buraya. Kurum kur, denetleme yap. Tanzim bilmem ne mağazası aç. Maliyetler daha derece tabii, yükseliyor. Olmaz, olmaz. Yani olmaz. Siz bataklığı kurutmadan sivrisinekle uğraşmak gibi. Şimdi siz sonuçta uğraşıyorsunuz. Halbuki gerçek maliyet tarlada duruyor. Tarlada, yani evet. Ha, siz orayı çözeceksiniz. Bakın bu öyle çocuk oyuncağı bir şey değil. Hepimizin gıdası bu. Gıda acayip önemli bir şey yani. Bunu mutlaka Türkiye'nin aşması lazım. Ben tabii tarımla çok uğraşmadım. Yani yazları gider çayımız fındığımız olurdu memlekette. Onunla uğraşırdık. Vallahi biz de şu anda aktif olarak uğraşıyoruz üstad. Hayır yani, çok da keyif aldığım bir şey yani, evet, onu da söyleyeyim evet, bu arada. Kesinlikle. Bir de sevgili Faruk, şehirde yaşayan insanları da üretici yapacaksın. Bak biz de bizim üstadım, bir denetçi... Üstadım çok özür diliyorum. Pardon. Evet, yönetmenimiz işaret ediyor. Tabii. Reklam arası verelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hay hay. Evet, reklamlar. Evet değerli üstadım, reklamdan önce üretimden bahsediyorduk. Evet, orada bir örnek vermek istiyordum. Buyur üstadım. Sevgili Faruk, dedim ya, yeri gelip kırsal nüfustan şehir nüfusuna geçin. Buralarda çalışan insanlar da aslında üretici olabilirler. Örnek, tabii bakın örnek vereceğim. Ankara'da baş denetçilik yapan bir arkadaşımız bizim şirketimizde evinin terasında saksılar içinde gıda dizisi yetiştiriyordu. Domates. Şey, tabii canım, tabii değişik buna benzer sebzeler, meyveler. Neden olmasın? Şehrin dışında bir küçük bir alan kendisi gidip almış. Orada hafta sonu gidip mesela üretici olabiliyordu. Ha, yani sonuçta bütün nüfus böyle yapacak demek değil de, hani üreticiliği unutmayalım demek istiyorum. Köyümüzü unutmayalım. Oradaki o eski günlerimizi unutmayalım. Veya biz gelsek bile orada yaşamaya devam eden insanlara daha üretimde daha verimli olmalarını teşvik edici sistemler geliştirelim. Bunu yaparsak başarılı oluruz. Ne oldu? Balıkçılara örnek verelim. ÖTV'siz yakıt verdiler onlara. Bir anda iş değişti. Doğru mu? Evet. Aynı şey yeri geldi uçak firmaları için söz konusu oldu. Derken böyle tedbirler almak lazım. Çünkü gıda başka bir şeye benzemiyor. Evet. Dışarıya muhtaç olmak çok kötü bir şey. Bir de dünyanın en verimli topraklarından birinde yaşıyoruz. Yani Türkiye, evet, inanılmaz derecede. Verimli topraklar. Tabii canım, yani bunu ihmal etmeyelim diye düşünüyorum sevgili Faruk. Bu konuda sonuçta uzman değiliz ama hani olayın vergi boyutu, olayın insan hayatını çok ciddi etkileyen boyutu olunca ister istemez tabii burada bizim de bazı yorum yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum üstadım. Bu arada Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerimiz ne alemde üstadım? Evet, Ocak bütçe gerçekleşmeleri biliyorsun genelde her ayın bütçe gerçekleşmesi bir sonraki ayın 15'inde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Evet. Değerli izleyicilere şunu da söylemiş olalım. Hani merak edenler bunu nereden bulabiliriz? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde artı Muhasebat Genel Müdürlüğü var. Evet. Maliye Bakanlığı'ndaki ana hizmet birimlerinden biri. Onun sayfasına girmek suretiyle her ay teferruatlı bir şekilde bunu görmek, orada hangi vergi geliri artmış, azalmış, ne tür değişiklikler olmuş,
tahakkuku nedir, tahsilatı nedir, geçen seneyle mukayesesi nedir, önceki yıllar neymiş, daha önceki yıllardaki oranlar neymiş, hepsini görebilirler. Evet. Önemli bir konudur bu sevgili Faruk. Çünkü dünyada her ülkenin bütçesi önemli. Çünkü en büyük alıcı, en büyük satıcı devlet. Devlet sonuçta. Evet. Ekonomiye yön veren o. Orada bir bakalım ne olmuş. Yani bakalım. Ocak ayında evet, yıla kötü mü başladı? Nasıl bir gerçekleşme meydana gelmiş. Evet usta. Sevgili Faruk, hatırlarsam geçmiş programlarımızda hep şunu dedik. Enflasyon çok haksız da bir vergi yaratır aynı zamanda. Hı hı. Niye? Fiyatlar yükseliyor çünkü. Fiyatlar yükselince örneğin %18 KDV aldığın bir mal ve hizmetin fiyatı yükseldi mi, onun %18 oranı da otomatikmen daha yüksek bir meblağ üzerinden alınmış olacak. Zaten o otomatikmen fiyat şeyi elde edilmiş olan vergi gelirlerine de yansımış. Şöyle bir bakalım istersen ne olmuş. Bir kere Ocak ayı yaklaşık 30 milyarlık bir fazla vermiş sevgili Faruk. Rakamı bu önemli bir şey bu. 30 milyar 44 milyon lira. Bir fazlalığımız var bütçede. Tabii. Çok güzel. Şimdi böyle ayrıntılı bakalım. Hani hangi gelir kaleminden ne tür gelir elde edilmiş? Mesela gelir vergisi. Gelir vergisi geçen yıl Ocak ayında 17 milyar 749 milyon tahsilat yapılmış 2021 yılında. Evet. 2022 yılında yani bu yılın Ocak ayında bu rakam 27 milyar 472 milyon liraya çıkmış. Niçin? Nereden gelmiş bu artış? Hemen tabii bakacağımız kalem en fazla gelir vergisinin toplandığı kalem. Ne? Gelir vergisi tevkifatı. Tevkifatı, evet. Bu neyin üzerinden daha çok alınıyor? Çünkü fiyatlar çok yükseldi, ücretler çok yükseldi. Tevkifat yapılan alandaki matra yükselince otomatikmen bu da yükselmiş oldu. Total vergi gelirlerine bir bakalım istersen sevgili Faruk. Yani bütün vergi tahsilatlarımız ne olmuş? Geçen yıl Ocak ayında tüm vergi gelirleri, yani merkez yönetim geliri değil, vergi geliri. Tüm vergi gelirlerimiz 79 milyar 227 milyonmuş 2021 yılının Ocak ayında. Evet. Bu yılın Ocak ayında ise bu rakam 147 milyar 418 milyon olmuş. Tabii bu arada yapılandırmalar olsun, matra arttırmalar olsun bunlar da evet, bu kapsamın içerisinde. Işte. Evet. Dolayısıyla Ocak ayında tüm vergi gelirlerindeki artış oranı %86. Çok ciddi. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi burada ilginç kalemler de var. Mesela ben bir kalem söyleyeyim. Kurumlar vergisi. Geçen yıl Ocak ayında kurumlar vergisi 473 milyonmuş toplanan rakam. Bu sene 14 milyar 497 milyona çıkmış. Ben de şaşırdım. Yani nereden gelmiş? Evet, çok enteresan. Kurum geçici vergi diyor. 12 milyar 961 milyon. Ocak ayında kurum geçici vergisi olmaz. Hani şu olabilir belki. Özel hesap dönemi uygulayan bir mükellef olabilir. Ya da bir mükellef erken geçici vergi beyannamesi ver. Muhtemelen Merkez Bankası'dır diye düşündüm ben. Veya ben çünkü bu kadar yüksek geçici vergi verecek bir kurum başka da Türkiye'de bilemiyorum. Hani bizim atladığımız bir kurum var mı diye. Hani bugün gelirken programa şöyle çekip alayım dedim rakamları. 12 milyar 961 milyonluk bir gelir kurumlar vergisi, kurum geçici vergisi daha doğrusu tahsilatı var. Muhtemelen dediğim gibidir diye düşünüyorum. Peki, şimdi burada biliyorsun yani vergi geliri aylık baktığımız zaman en çok dikkat ettiğimiz ne? Dahilde alınan KDV, ithalde alınan KDV. Evet, geçen yıl dahilde alınan KDV 12 milyar 334 milyonmuş. Bu yıl bu rakam 22 milyar 142 milyona çıkmış. 12-22 milyar. Aslında bu bir şeyin daha işareti. Neyin işareti biliyor musun? Yurt içindeki fiyat artışının da işareti. Yani, daha yorum yapmayayım. Evet. Aynı şekilde ithalde alınan KDV ne kadar? Bir de ona bakalım. Sevgili Faruk, geçen yıl 15 milyar 91 milyonmuş. Bu sene
31 milyar 574 milyon. O zaman çok büyük ithalatımız var. Yani %100. Bence buradan şu sonuç çıkıyor. Ha, benim gene şahsi yorumum bu. Buradan demek istiyor ki ben üfeyim diyor yani. Evet. Öbürü de ben tüfeğim diyor. Yani tabii ki bu %100 doğru değildir. Yukarı aşağı oynar ama sanki bizi fiyat artışları bir yerlere götürüyor gibi gördüğüm tablo o. Çünkü insanların sonuçta hani şu anda tüketim kalıpları veya tüketimleri çok fazla artmadı. Hatta tam tersine düşüş var. Düşüş var. Ona rağmen çünkü dairede alınan KDV ne demek? Yapmış olduğunuz mal ve hizmet. Ha, enflasyonun payı var. İşte o enflasyonun ne olduğunu buradan dolaylı yoldan belki bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Durum bu. Başka ne var burada? Özel tüketim vergisi. Özel tüketim vergisi 16 milyar 107 milyonmuş Ocak ayında geçen yıl. Bu sene 22 milyar 202 milyon olmuş. Bu niye çok artmamış? Yani artmış da hani diyene burada da artmamanın nedeni aslında zamların fazlalaştığından aslında burada var. Bazıları çok ciddi artmış. Evet. Mesela sigara ve alkollü içkilerde çok ciddi öte %68'lere falan geliyor. Ama bir yakıtta ama petrol ve doğalgaz ürünleri tam tersine tam hala ekside. Evet işte. İşte o devletin sübvanse etmesi, fiyatlara yansıtmaması, onu da hep ÖTV'den yemesi o artışı sar. Ama muhtemelen bu yıl tabii bu ok gibi yukarı gidecek. Çıkacak. Yani evet, onu gördüğüm tablo o. Onun dışındaki kalemlerde o çok ciddi bir artış söz konusu değil. Yani ana kalemler daha çok bunlar. Bu da bir şeyin delaleti. Hani bu yıl yeterince bütçede gelir sağlanamaz, sorun olur dediğimiz, yani gördüğüm tablo şu anda böyle bir veri yok. Yani ha enflasyona bağlı artıyor. Yani bir ülkede ani sudden stop derler yani ani duruş olmadığı sürece bir ülkede öyle bir sorun olmaz. Gördüğüm zaten işte harcamada ne olursa olsun sonuçta asgari ücretin artması, özel sektörün %40'lar 50'ler mertebesinde ücretlere zam yapmasının sağladığı piyasada hala dinamizm var. O eski canlılığında değil ama var. O tabii otomatikmen tüketimi gene destekliyor. Dedim ya bu sene bizim en büyük sıkıntımız ihracatı arttırmak değil bence. En büyük sıkıntımız zaten ihracata yönelmişiz öyle gidiyoruz da en büyük sıkıntımız iç tüketim nasıl canlı tutulacak. Yani çok fazla canlandırırsan orada başka sorunlar da çıkar. Maliyet enflasyonunun yanına bir de tüketici enflasyonu da koymayalım. Yani sonuçta insanlara hani daha çok tüketim demek öyle de bir sıkıntı da yaratabilir. İşte onu çok dengeli tutmamız lazım. Tabii ki dediğim gibi yani daha iyi, daha uzman olan arkadaşlar onları ayrıntısıyla görüyorlar. Buna ilişkin de önlemler alıyorlar diye düşünüyorum. Evet, ama gördüğüm tablo buradan şu sonuç çıkıyor. Vergilerimiz içinde oranlama yaparsak yaklaşık kaça denk geliyor? %66,5 civarında dolaylı vergiler. İşte %33,5 civarında da dolaysız vergiler, yani gelir üzerinden alınan vergiler şeklinde bir dağılım var şu anda. Bütçe gerçekleşmeleri de fena değil. Ocak ayı bütçemiz kötü değil bu nedenle diyelim. Bu konuyu da kapatalım. Evet değerli üstadım, çok teşekkür ediyorum. Programımızı açarken Sayın Bakan Nebati'nin yeni ekonomi paketini açıklarken altının ekonomiye nasıl kazandırılacak? Yani altın tasarruf sistemi nedir üstadım? Evet, yani aslında bunu Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin olarak 10 soruda altın tasarruf sistemi diye kendi internet sitesinde de yayınlamış bunları. Hı hı. Aslında burada şöyle bir sacaya var sevgili Faruk. Kuyumcular var. Rafineri banka, var. Bir de bankalar var. Evet. Bir de bunların arasında bir teyit mekanizması var. Yani siz ne yapıyorsunuz? İşte ziynet eşyanız,
meskuk altın dediğimiz yani ata lira diyelim yani üzerinde Atatürk'ümüzün resminin olduğu o altınlar işte işlenmiş ve hurda altınları rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla bankacılık hesaplarına aktarıyoruz ve fiziki altın gerçekleşmesi de sağlanıyor orada. Ve daha sonra da buna ilişkin olarak bir hesap açılıyor size. Yani dövizi nasıl gidip verip de kur korumalı TL, burada da altını götürüyoruz. Evet. Ama burada kuyumcularla rafineriler ve bankalar arasında bir mekanizma kurulacak. Evet. İşte bu herhalde bir yazılım sistemi olacak. Kendi aralarında irtibat olacak. Siz götürüp altınlarınızı vereceksiniz. Peki o nasıl değerlendirilecek? Buna ilişkin olarak hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerleri yaratılacak. Onların açıklaması yapılacaktır bu sistem oluşturulduğu zaman. O zaman siz de gidip o size en uygun fiyatı bu asgari değerler üzerinden kim veriyorsa, hangi kuyumcu veriyorsa siz altınlarınızı ona teslim edeceksiniz. O rafineriler kanalıyla ve oradan da bankacılık sistemine sizin açacağınız o hesaba onun bedeli neyse size kim daha iyi fiyat veriyorsa o hangi kuyumcu veriyorsa o düşecek. Sizin hesabınızda yer alacak o rakam. Ha burada nasıl bir artı olacak bize? Yani ben altınımı götürdüm verdim de sonuçta altın değerlendiği zaman para kazanacak mıyım? Veya başka ne alacağım? Orada da şöyle bir yöntem var sevgili Faruk. Burada Merkez Bankası belirleyecek faiz oranını. Orada asgari %3,51 bir faiz oranı 3 aylık verilecek. Ama bunun yanında sizin götürüp teslim etmiş olduğunuz altının gramajının değerinde bir artış olursa onları mukayese edecekler işte. O mukayesenin sonucunda ne olacak? Hem gramınızdan dolayı bir kazanç elde edeceksiniz hem de faizden dolayı bir gelir elde edeceksiniz ve onların totali size verilecek. Şöyle mi anlıyorum üstadım? Altını bugün verdim. Evet. Hatta az önce fiyatı belliydi. İşte 800 diyelim. Rakamlara takılmayalım üstadım. Bana 3 aylık 1,1 faiz oranı verdi. Fakat 3 ayın sonunda altının gramı 850 lira oldu. Şimdi hem oradaki 50 lirayı hem de 850 liradaki toteldeki 3,1'lik faiz oranı. Bak bir hesaplama var sevgili Faruk. Evet. İstersen hiç kafamızı karıştırmadan oradan gidelim. Evet, işte. Zaten örnek senaryo örneği diye verilmiş bu. Mesela 100 gram saf altın diyelim. Tamam. Tamam mı? Bunun dönüşüm kuru az önce söylediğim o hesaba göre 800 lira olsun. Evet işte. Vatandaşın hesabına ne kadar geçecek? 100 gram çarpı 800 lira ne olarak? 80 bin lira olarak hesabınıza geç. Tamam. Siz gittiniz kuyumcuya verdiniz. Rafineri ve bankacılık kanalıyla açmış olduğunuz o hesapta hangi bankada? Bankanın her şubesi de yapmayacak bunu. Bir şubesi. Her yerde bir tane bir şube bununla uğraşacak. Orada sizin adınıza açılmış bu altın tasarruf sistemi hesaba bu rakam mevduat olarak yatırılacak. Getirisi ne olacak bunun? Asgari 3,51 3 ay sonra. Çarptığın zaman 2808 lira ediyor. Yani siz 3 ay sonra 82.208 lira para alacaksınız. Tamam. Diyelim ki vade sonunda altının fiyatı dönüşüm tutarından daha büyük bir kazanç olma veya düşük kazanç olma durumu nasıl olacak? Örnek verelim. Diyelim ki 3 ay sonunda gram altının kuru 850 liraya çıktı. Az önce vermiş olduğun örnek. O zaman toplam elde edilecek kazanç şu olacak. 1. 2808 lira niye? Az önceki asgari 3,51 faiz oranı. Tamam. Artı. 850 liradan hesapladığın zaman 2192 lirada dönüşüm kuru var. Ondan elde edilecek. Toplam 5000 liralık bir meblağ kazanmış olacaksın. O zaman biz vatandaşlarımıza şunu söyleyelim değerli izleyenlere. Aslında yastık altında bunun gramaj olarak belki bir kaybınız olmuyor ama ayrıca elde etmiş olduğun 3,51'lik bir faiz oranı da sizi bekliyor. Ha bu faiz de olmayabilir.
Bunu katılım bankalarına da verebilirsin tabii. Orada da kar payı şeklinde. Kar payı, evet. Yani ben faiz almıyorum diyen vatandaşlarımız da olabilir. O zaman da kar payı şeklinde karşısına gelecek. O nedenle sevgili Faruk, aslında Türkiye'de tabii çok ciddi bir altın stoğu olduğu söyleniyor. Ben bilmem tabii rakamı nedir. 5000 ton gibi bir rakam. Öyle söyleniyor. 250 onu... milyar civarında, evet. 250 milyar dolar zannedersem, evet. Öyle bir rakamdan söz ediliyor. Tabii bunun doğrusunu bilen yok. Yani bunlar değişik hesaplamalarla ortaya konulan bir meblağ. Ama biz bunu ekonomiye kazandırırsak çok büyük bir iş yapılır. Kim ekonomiyi yönetirse yönetsin sevgili Faruk. Ekonomiden bir değeri bu çekersen... Bu arada sözlerimizi toparlayalım. Toparlayalım. Ekonomiden eğer böyle değerleri çekersek... çok ciddi bir tasarruf açığıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Halbuki bunu ekonomiye kazandırmak lazım. Bir şey kaybetmiyorsan, altının altınsa, istediğin zaman gidip altınını geri alabiliyorsan, hem de yeni bir şey. Tabii ki. Vallahi bence çok önemli bir model. Evet. Ha, bugüne kadar başarılı olunamadı bu konularda, söyleyeyim. Her ekonomiyi yöneten aslında buna bir el attı, evet, ama geri durdu. Umarım başarılı olunur. İnşallah. 10 milyar, 20 milyar dolarlık bir altın mevduatı, evet, böyle sağlanılsa bile çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum sevgili Faruk. Evet üstadım. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bu haftanın son günüyle birlikte, kapanış bölümüyle birlikte haftanın gerek yürürlüğe giren mali mevzuat değişikliklerine ilgili, gerekse Sayın Nebati'nin açıklamış olduğu rakamlarla ilgili, gerekse KDV indirimlerine ilgili değerli izleyicilerimizi buradan dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz. Çalıştık ve programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki hafta programımızda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diyorum üstadım.